أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد tekrar bir cuma dersinde cumanız mübarek olsun kardeşlerim. Allah-u Teala sıhhatle, afiyetle inşallah nice cumalara çıkmayı nasip eylesin. Bu cuma gününde her hafta hatırlatıyoruz yine inşallah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in üzerine hastalıklarımızın ve hastalarımızın şifa olması niyetiyle bol bol inşallah salavat getirelim. Çünkü salavat şifadır inşallah. Bugünkü dersimiz tabi tembihül gafilinden devam ediyorduk. Bugün dersimiz rıza konusu. Rıza yani Allah-u Teala'nın taksimatına razı olmak. Allah-u Teala bizler için ne seçmişse onlara razı olmak. وَقَالَ بَعْضُ الْحُكَمَا bazı hikmet ehli demiş ki yine الْمَنَازِلُ اَرْبَعَ dört menzil vardır. Yani insanın dört merhaleli evi vardır. Yani. Dört evi vardır. İnsanoğlunun dört evi vardır. Bunlardan birincisi اُمْرُنَا فِي الدُّنْيَا birinci evimiz dünyadaki evimiz ki bu evi de alimler yani hacıların yol almasına benzetmişler. Yani onlar varırlar, yola haca çıkacaklarsa maksatlarına ulaşabilmek için bir an önce işte buradan bavullarını hazırlarlar, işte uçağa binerler, uçaktan ihramlarını giyerler. Ondan sonra tekrar uçaktan inip bavullarını alırlar, işte oteline geçerler. Alimler dünya hayatını buna benzetmişler. Yani eski tabirle, eskiden dedelerimiz deveyle giderse işte 6 aylık bir ömür gibi, 3 aylık bir ömür gibi veyahut da şimdiki gidersek, şimdi otobüsle veya uçağla gidersek, otobüsle giderse insan 12 saat veya uçağla giderse 3 saat sonra neyi? Bu kadar ya. Dünya hayatı da işte bu 3 saat gibi. Yani insan doğuyor işte, ha bir hazırlık yapıyor. Annesi onun için 3-5 yaşına hazırlık yapıyor. Sonra 10 yaşından sonra kendisi için bir şeyler yapmaya çalışıyor. Sonra işte gençliği geliyor, evleniyor, çoluk çocuk sahibi oluyor, iş güç sahibi oluyor, emeklilik yaşı geliyor, iş bitiyor. Daha o tabi emekli yaşına kadar yaşarsa Allah-u Teala taksim edip rızkını kesmezse. Dünya hayatını buna benzetmişler. İkinci merhale ise, muhterem kardeşlerim, ikinci ev ise وَمُكْثُنَا فِي الْقَبْرِ kabirdeki hayatımız. Bunu da tabi neye benzetmişler alimler? Hac yolculuğu, hani dünya hayatı hac yolculuğundan otele kadardı ya, kabir yolculuğunu da haçtaki oteldeki konaklamaya benzetmişler ya. Haçtaki oteldeki konaklaman nasıldır işte? Yani yüklerini indirirler. 2 gün, 3 gün istirahat ederler. Sonra yola devam etmek isterler. Yani kabirdeki hayat bu. İndir, kabire kollar seni. Gel bakayım, hesaba çekerler. Ne yaptın, ne ettin? Kabir, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ya cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennem çukurlarından bir çukur. Münker ve nekir melekleri gelir. Rabbin kim? Peygamberin kim? Sen bunları tanıyor musun? Bak bakayım şu geleni tanıyor mu diye. Bunları sorarlar. Hani şeye de vardığın zaman... Otele de vardığın zaman işte olsa pasaportları teslim edersin, işte kartlarını alırsın, otele kaybetmendirsin, eşyalarını indirirsin, tekrar ihrama giymemişsin, ihrama giyinirsin, hazırlığını yaparsın, tekrar ne ya ondan sonraki Kabe'ye. Şeye buna benzetmişler alimler yani. Ve makamuna fil mahşer, üçüncüsü ise muhterem kardeşlerim, mahşerdeki kalışımız ki bunu da alimler hacıların Mekke'ye varmalarına benzetmişler. Yani düşünün, mahşere var yok, dünyanın her bir tarafından insanlar geliyor, yani toplanma yeri. Endonezya'dan, Malezya'dan, Türkiye'den, İran'dan, her taraftan insanların toplanıp ne yapıyorlar? Bunlar artık orada toplanmışlar, işte hac ibadetini yapacaklar, ondan sonra dağılacaklar. Bunlar da ne? Bunlar da işte orada insan mahşerde toplandığı zaman her tarafın, her insanın, herkesin işte hesaba çekilmesi, ondan sonra amellerinin ortaya dökülmesi, cennetliklerin cennete veya cehennemliklerin her şeyin ortaya çıkması demişler. Dördüncüsü ise وَمَصِيرُنَا اِلَى الْاَبَدِ الَّذِي خُلِقْنَا لَهُ dördüncüsü ise muhterem kardeşlerim, kesin ebediyete gidişimiz yeri.
ebediyata gidişimizdir. Çünkü artık dünyada bir daha dönme yok. Dünyaya tekrar bir daha dönme yok. Vardık mahşere. Oraya vardık. Her şey belli oldu. Allah muhafaza eylesin. Cehenneme mi gidecek, cennete mi gidecek? Allah'ım inşallah cennete girin dediği sağ elinden kitabını alan kullarından eyle. Yani dünya hayatını alimler ne yapmışlar? Böyle dört eve benzetmişler. Yani dört tane bizim evimiz var. Dünyadaki evimiz, Allah'ım inşallah dünyadaki evini ahiret için yapanlardan eyleye inşallah. Kabirdeki evimiz ki onu da inşallah dünyada yıkan kabirini aydınlatanlardan eyleye. Mahşerdeki evimiz ki orada da Allah'ım inşallah kitabı sağ elinden alanlardan eyleye. En son evimiz ise ebediyete gidiş ki inşallah Allah-u Teala da kulum, yirim kullarım cennete dediği kullarından eylesin inşallah muhterem kardeşlerim. Tekrar inşallah cumanız mübarek olsun. Allah'ım sıhhatle, afiyetle nice cumalara çıkmayı nasip eylesin. Rabbim hastalarımıza şifalar ihsan eylesin. Ümmetim üzerinden şu cumanın hürmetine, cumada namaz kılanlar hürmetine, gençlerimizin, yaşlılarımızın, belli bükül ihtiyarlarımızın hürmetine Rabbim tez zamanda şu imtihanı ümmetim üzerinden kaldırsın inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.